Bisiklete binmeyenimiz yoktur. Çoğumuz için bisiklete binmek çocukluk yıllarımızın vazgeçilmeziydi. En büyük zevk ve eğlence kaynaklarından birisi olmuştur. İki tekerlek üzerindesinizdir. Pedallar sayesinde hızlı veya yavaş hareket edersiniz. Pedalı çevirdiğiniz sürece hareket edersiniz. Tembellik eder de pedalı devre dışı bırakırsanız belli bir süre daha ama azalan bir hızla yolunuza devam edersiniz. Bir süre sonra bisikletten inmek veya bisikletinizle birlikte düşmek şeklinde iki seçenekten birini tercih edersiniz. Eğer bir yokuşa gelmiş iseniz bu iki seçenek daha kısa bir süre içinde karşınıza dikiliverir. Hayatımız da aslında bir bisiklet gibidir. Dengeli bir hayat için hayat pedallarına ölçülü ve dengeli bir gayretle çalışmaya, çabalamaya ihtiyaç vardır. Zorluklarla mücadeleye, sabır ve metanetle sıkıntılara karşı koymaya ihtiyaç vardır. Hayatımızdaki iniş çıkışlar yani imtihanlar büyümeye, gelişmeye ve terakkiyata sebep olur. Özellikle insanlar zorluklarla yüz yüze geldikçe gelişir, yeteneklerini ortaya çıkartır. İçlerinde saklı olan hazineleri ancak sıkıntılarla sarmaş dolaş oldukları zaman keşfedebilirler. Evet, hayatında bazen dönem dönem imtihanlar ve sıkıntılar ile bazen de günahlar ve hatalar ile karşı karşıya kalırsın. İşte tam da bu anlarda içinden isyan etmek isteği doğmaya başlar. Neden bu imtihanlar hep benim başıma geliyor? Bir türlü başımdan imtihan eksik olmuyor. Bıktım artık, çok yoruldum bu hayattan diyerek ölmek istersin. Tabii bir yandan da yapmış olduğun günahlardan ve hatalardan dolayı aklına ümitsizlik vesveseleri gelmeye başlıyor. Bir türlü bu günahlardan kurtulamıyorum, anladım artık, benden adam olmaz diyerek namaz kılmak, tesettürden çıkmak ve diğer ibadetlerden uzaklaşmak istiyorsun. En sonunda nefsinle mücadele etmeyi bırakarak Allah'tan uzaklaşıyorsun. Bisiklet sürerken pedal çevirmeyi bırakıp düşmen gibi kendini dipsiz kuyulara atıyorsun. Günahların içine dalarak pes etmeyi göze alıyorsun. Hayır, hayır. Kendini dipsiz kuyulara atarak ümitsizliğe düşemezsin. Pes edip mücadeleyi bırakamazsın. Çünkü sen insansın. Düşebilirsin. Hata ve günah işleyebilirsin. Allah sana günah işleme ve hata yapma payını verirken sen neden kendine bu hata payını vermiyorsun? Hatırla, ilk bisiklet sürmeye başladığında hemen sürmeyi mi öğrendin? Hayır, düşe kalka öğrendin. Aynen öyle de. Sen de günah işlediğinde, hata yaptığında hemen kendini salıverme, ümitsizliğe düşme. O an dur ve düşün, kendini analiz et. Ne oldu da ben bu hatalara düştüm diyerek hatalarının farkına var. Tövbe et, yanlışlarını Allah'a itiraf et. Her gecenin bir gündüzü olduğu gibi her düşüşün de bir kalkışı var diyerek kendini motive et. Elmetin olan Allah'a dayanarak yeniden ayağa kalk ve bir sonraki imtihanlarda aynı hatalar yapmamak için mücadele et. Yani her şeye rağmen hayat bisikletini sürmeye devam et. Evet, bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra bizi bekleyen ikinci ama daha tehlikeli olan bir hastalık. İnsan bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra artık rahat olmaya başlar. Ben zaten bisiklet sürmeyi biliyorum diyerek bisiklet ile hareket yapmaya başlar. Ellerini direksiyondan bırakmaya başlar, ayaklarını pedaldan çeker, kolunu açarak etrafını seyretmeye başlar. Ama o an önüne çıkan engeli fark edemez. Kendine güvendiğinden, rahatlığından ve dikkatli davranmadığından dolayı engele gelir ve çok sert bir şekilde yere düşer. Aynen öyle de sen de namazını, tesettürünü, takvanı ve diğer ibadetlerini düzenli yapmaya başladıktan sonra sakın rahata düşme, kendine güvenme, temkinli ve dikkatli olmayı elden bırakma. Yoksa yine düşersin ama bu sefer daha sert. Daima Allah'a güvenerek aczini, fakrını, muhtaçlığını hissederek bir daha düşmemek için Allah'tan yardım iste. Evet, her iki halinde de gayret ve mücadele ederek sabır ve azimle hayat bisikletini sürmeye devam etmen lazım. Eğer bu şekilde devam edersen Allah'ın yardımı hep seninle olacak. Aşamayacağın engel, problem olmayacak. Güzel günler, mutlu sonlar, yeni tertemiz hayatlar senin olacak. Buna inan. Çünkü elvedüt olan Allah seninle. Allah'ın seninle olması ne demek biliyor musun? Bu dünyada hangi tür imtihana maruz kalırsan kal, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi kalbinde, aklında, ruhunda
her zaman cenneti yaşarsın ve dilinde her zaman şu söz dolanır: Allah beni asla zayi etmez. Bu dünya imtihanını mutlu sonla bitirirsin. Kabirde sana yardım edecek elvekil olan Allah seninle olur. Yeni, tertemiz, sonsuz mükafatların ve güzelliklerin olduğu cennet alemi senin mekanın olur. Vazgeçmedin ve hayat pedalını ne olursa olsun daima çevirmeye devam ettiğin sürece güzel günler senin olacak.